Anlamıyorum kardeşim anlamıyorum. İş lafa gelince var ya herkes baba, herkes kabadayı, herkes mafya, her herkes vatansever, herkes ama herkes adalet sözcüsü kesilmiş birer kahraman. İş lafa gelince o şekilde. Ama iş icraata geldiği zaman, laf kendilerine dokunduğu zaman, hani bir olay, en ufak bir olay kendi başlarına geldiği zaman yapamıyorum, edemiyorum ve nihayetle kaçıyorum cümleleri sarf etmekten çekinmeyen lavye delikanlıları. Sözüm ona adaletli bir yaşam tesis etmek için mücadele sözcükleri kuranlar. En ufak laf kendilerine dokunduğu zaman, en ufak bir olay kendilerinin başına geldiği zaman tıpkı bir yaprağın sallandığı gibi sallanıyorlar. Maalesef ama maalesef düzen bu şekilde kurulmuş. Olayın hep sınav boyutundan bahsettik. Hayatın gerçekliğine pek dokunamadık. Hiçbir şeyden korkum yok ama temel nedeni ocu bucu siyasetçi laftalarına maruz kalmamak için. Ama yine de Yine de asıl görevimiz olan sınavın gerçekliğini bahsetmenin yanında hayatın gerçekliğinden de bahsetmek lazım. Çünkü hayat bu sınavın içinde değil. Sınav bu hayatın içinde yer alan küçük bir olgu sadece. Son günlerde maalesef birçok öğrencide bitkinlik, umutsuzluk, yapamama duygusunun çok daha ağır bastığını görmekteyim. Hal böyle olunca ve o öğrencilerin idhal profillerine bakınca ya bu çocuk var ya hayata atıldığı gibi hayat mücadelesinde birçok insana ışık olacaktır dediğim nice öğrencilerin kendilerine dokunan en ufak olayda bir yapran sallandığı gibi sallandığını görünce çok da üzüldüm doğrusu. Yahu kardeşim Filistin'de yalvaran çocuk, ağlayan çocuk da bu hayatın içinde. Açlıktan çöpleri kemiren yavrular da bu hayatın içinde. Şiddet olaylarına maruz kalan o kadınlar da bu hayatın içinde. Yeri gelmiş köprü altında ekmek kemiren bende. Sanıyor musun bu hayat herkese dokunacak da seni teyit geçecek? Yok öyle bir dünya. Böyle bir dünyayı nah alırsın. Tabii ki bu hayatın güzellikleriyle yaşamak en doğal hakkın. Umarım yaşarsın da layıkıyla en güzelini umarım yaşarsın. Ama nasıl ki hayatın güzelliklerinden bu nimeti alıyorsan e tabii ki cefasını da alacaksın. Sefasını sürerken eyvallah cefasını aldığın zaman yok öyle ben bunu kabul etmem. Oyun bozanlık yapıp oyundan çıkmaya mı kalkışacaksın? La kardeşim Allah mısın sen ya? Tabii ki başından olaylar geçecek. Tabii ki bu sınav sürecinde hiç kimsenin tasvip etmediği şeyler yaşayacaksın. Ama bunları yaşarken kesinlikle ama kesinlikle ne sınav sürecinden ne de bu hayatın mücadelesinden vazgeçmemen gerekir. Yahu kardeşim Allah mısın sen? Uhud savaşında Kureyşilere, müşriklere yenilen arkasında Allah'ın olduğu Hazreti Peygamber yenilmedi mi? Bak ne diyorum Allah'ın peygamberinden bahsediyorum. Arkasında Allah var diyorum. O bile savaşta yenilmedi mi? Allah dilese yapamaz mıydı? Yani ya Muhammed hiçbir savaşta mağlup olmayacaksın. Tüm savaşlarını kazanacaksın. Dokunduğun her şeyi altın attığın her adım bereketle dolacak diyemez miydi? Neden olmadı? Arkasında Allah'ın olduğu bir peygamber dahi bir hayat mücadelesini olaylarla, yaralarla, berelerle geçiriyorken yahu sen bu hayat mücadelesinde hiçbir olumsuz olay yaşamadan yaşayacağını mı sandın? Şimdi geç değilken senden ricam aklını başına al. Nasıl ki hayatın güzellikleri hepimiz için var, olumsuzluklar da hepimiz için olabilir, olacak da. O olumsuzluklar geldiği zaman baş göz üstüne deyip eğilmek yerine bunlarla mücadele etmek gerek. Hani şu YKS sınavında deneme netleriniz düşüyor ya, sırf deneme netleriniz düşüktüğü için sırf bazı Sorular yapamadığın için hayatta vazgeçen gençler var. Vah o gençlere, vah o gençlere. Lan nelere kaldık? Sırf yaşadığı birkaç ailevi problemden dolayı dünyasını başına yıkan gençler var. Vah o gençlere, vah o gençlere. Lan nelere kaldık biz? Tabii ki sözüm her şeye rağmen hatta tüm ağır olumsuzluklara rağmen dimdik durup mücadele eden o baba yiğit, o ana yiğit gençlere değil tabii ki. Zaten bu hayatın da kazananı onlar. Hani bazen diyorsunuz ya bu sınavda derece yapmaktan bahsediyorsunuz. Yahu sınava 3 milyon giriyor. Dereceyi ilk 20 bin hesaplarsak bu sınava giren toplam öğrenciler neredeyse %0.5'i yapar. Yani sınava katılan neredeyse %99.5'lik kişiye fark atman lazım. Fark oluşturman lazım. Yani bu şekilde mi? En ufak olumsluğu gördüğünüzde kaçarak mı fark atacağınızı sanıyorsunuz? Bence bu şekilde olmaz. Olmayacak da. Emin olun bu kudret herkeste var. Bazıların bünyesi düşük olabilir ama bünyesinin düşük olması manevi dünyasının da düşük olduğu anlamına gelmez. Yeter ki, yeter ki düşünün. Yeter ki omuzunuza yüklenen yükün taşıyabileceğinizden ağır olmadığını bilin. Kırdıysam afola. Kendinize çok iyi bakın.